izleyicilere sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Sakarya'nın Akyazı ilçesinden sesleniyoruz. Lezzet Ekrem'in markası olan Hacıoğulları Lahmacun ve Kebap'ın konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Ömer Dertli ve işletme müdürümüz Gökhan Yılmaz bulunmakta. Bakalım bize mekanları ve lezzetleri hakkında bütün bilgiler aktaracaklar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba Canan, hoş geldiniz. Sizden başlamak istiyorum ilk önce Gökhan Bey. Hacıoğulları Lahmacun ve Kebap kimdir, kaç yıldır bu sektördeyiz? Hacıoğulları Lahmacun Kebap sorunumuz 2002-2003 yıllarında faaliyet oluşturan bir müessesedir. Yaklaşık 17 seneden beri de Akyazı halkını en güzel şekilde, en temiz, en hijyenik bir şekilde sunum yapmayı tercih ediyor. Ve 43 kişilik ekibimiz de en güzel şekilde hizmetimizi sunduğumuza adım gibi eminim. Yaklaşık 2010 senesinden beri mekanımızın işletme müdürlüğünü yapıyorum. Ve gün geçtikçe artıların üst üste geldiğini bütün halk ve biz de farkındayız. Gün geçtikçe mekanımızı büyüttük ve gün geçtikçe de etlerimizin lezzetini kendi beslenmemizden kestiğimiz hayvanların olduğunu herkese bunu zaten sundu. Süper. Size de söyledik. Aynen. Ve tadıp bakacaksınız. Tabii ki. İnşallah. Peki burada sunulan lezzetler ve hizmetler nelerdir? Tabii mekanımızda zaten lahmacunumuz zaten başlı başınca bir meşhuruzdur Akyazı'da ki çok tercih yapılır. Pidelerimizin tadına inanın ki doyum olmaz. Lakin biz daha sonradan yani 2017 ve 2018 yıllarında mekanımıza yeni ürünler kattık. Bir kendi stilimizi amacı olsun diye lokum koyduk. İşte antrikot jülyen koyduk. Sırt jülyen koyduk. Ve kuzu çeşitlerini getirdik. Bunların hep her birisi kendi özgümüze ait bir terbiye vardır. Bize aittir. Hiçbir şekilde paylaşmıyoruz zaten. Ve bunu sadece ben yapıyorum ve Ömer Bey biliyor. Bunların güveçli olmasının nedenleri ise sadece tamamen ızgara ürünüdür. Izgarada pişerler. Ama yemek bitim süresinceye kadar sıcak kalsın. Amacımız o. İsterseniz stiks olarak, isterseniz soğanlı, isterseniz soğansız bir sunum yapıyoruz. Kuzu pirzolamız da aynı şekilde terbiyelidir. Bizde kuyruk yağı dahil terbiyeye girer. Kesinlikle hepsinin bekleme süreci vardır. Et depolarımızda yaklaşık bir bonfileyi bile biz en az olmazsa bir 15 gün bekletiyoruz zaten. Onun dışında terbiye süresi var bir de. Yaklaşık bir haftalık yakın bir terbiye süresinde bekler ve bunlar sırayla çıkar. Diyelim ki bugün ürün bitti. Kesinlikle ertesi gün çıkacak ürünü biz çıkartmıyoruz. Felsefemiz kesinlikle ve kesinlikle en güzel hizmet. Patronumuz Ömer Bey de zaten ikimiz de dahil olmak şartıyla başarısızlığı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Süper. Teşekkür zaten ederim. Zaten Sakarya ve Akyazı olarak buranın vazgeçilmezi ıslama köfte ve kabak tatlısı. Tabii ki. Bunların özelliği nedir? Islama köftemizin özelliği zaten gördüğümüz gibi ekmeğindedir. Köftemiz zaten kendi köftemizdir. Izgara köftedir. Ama bunun özelliği ekmeğindedir. Ekmeğimiz de kesinlikle ilikli, kemikli suda kaynatıldıktan sonra ufak bir baharat tadımıyla ekmeğimizi onlara bandırırız. Yağlı sudur bu. Ve bu rengi alır zaten. Önemli olan bunun çıtır olmasıdır. Ondan sonra da tabak sunumuyla beraber en güzel şekilde lezzeti veriyoruz. Islamanın zaten en büyük geçmişi Balkanlardan gelmesi. Ve bunu bizim Sakarya'nın çok ustad dediğimiz Mustafa Usta'nın devamıdır bu. Lakin şunu unutmamak lazım. Benim de dedem. Meşhur Ortaköy köfteci Mustafa'dır yani. Dededen gelme yani. Dededen gelme bir meslektir bizde bu. Harika. Yani evlerimizde zaten bir yemek sunumu yaparken eğer misafirimiz varsa kesinlikle hanımlarımızı biz mutfağa sokmayız. Onlar baş köşede otururlar. Biz en güzel şekilde böyle masalarını hazırlarız. Ne güzel. Teşekkür ederim. Pekala, sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden tercih ediyorsunuz? Kesinlikle bizleri rakiplerimizin ayıran bir özellik tabii ki mekanın avantajları ama dediğim gibi biz Ömer Bey'le başarısızlığı sevmiyoruz. Her bir gelen müşteriye bu 5 yaşında olsun, bu 90 yaşında olsun biz kalkarız, önümüzü ilikleriz. Çünkü bize dünyanın en vazgeçilmezi olan 1 liraya getirdi kendisi. O yüzden saygıyla biz herkese selamlarız. O yüzden biz herkes çok sever. Bunun yanı sıra zaten en büyük özelliğimizden bir tanesi de kendi kesim alanımızda etkiliyoruz. Tabii ki. Kendi beslenmemiz var, evet. Tabii ki. Bunu zaten bizim %100 diyeyim size, bütün Akyazı halkı kendi etimizi kullandığımızı bilirler yani.
dışarıdan biz et tedarik etmeyiz. Süper. Peki hani Ömer Bey, size dönmek istiyorum. Tabii buyurun. Bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü, bir maliyet gerektiren bir sektör. Bu sektörde karşılaştığınız sıkıntılar neler? En çok sıkıntı çalışma arkadaşlarından en çok sıkıntı. Talifiye eleman bulamıyoruz. O da biraz sorun oluyor. Gökhan Bey de sağ olsun o konuda zaten yılların verdiği bir tecrübe var. Tecrüben olayı da bize yardımcı olabiliyor. Harika. Zaten gıda sektöründe olduğu zaman kalifiye eleman, deneyimli eleman bulmak çok zor oluyor. Tabii. Özellikle. Ve insanları memnun etmek zor olduğundan. Tabii çok zor. Ama biz burada bu sıcaklığı yakaladık. Müşteri memnuniyeti sizin için Hacıoğulları olarak en üst safhada geliyor. Tabii tabii. Zaten Akyazı'nın olarak bir göz. Yani Hacıoğulları Akyazı'nın diye görüyoruz biz. Bizim çünkü insanlarımız aile olarak görüyoruz. Yani kendi evi gibi burada rahat edebiliyor. Yani insanlar buraya normal bir restoranta yemek yemeye değil. Hayır tabii ki. Tabii evinde yer gibi yiyor tabii ki. Biz o şekilde alıştı insanlar bizi gördü. Biz de onları o şekilde görüyoruz. Aile gibiyiz burada yani. Ne kadar güzel. Her zaman ne diyoruz? Hacıoğlu tercih doğru diyoruz. Doğru mu? Tabii sloganımız bu şehrin misafirhanesi diyoruz yani. Tabii ki. Harika. Tekrar size dönmek istiyorum. Tabii ki. İleriye dönük hedeflerinizi sormadan önce aynı anda burada kaç kişi ağırlayabiliyoruz ve kaç kişilik bir kadroyla hizmet veriyoruz? Şu an 43 kişilik bir kadroyla hizmet veriyoruz. Aynı anda da 400 ile 500 arası civarında bir müşterimize aynı anda cevap verebiliyoruz. Hı. Ki ona keza toplu yemeklerimiz oluyor zaten. En son zamanda verdiğimiz bir Şen Pilic'in yaklaşık 450 kişilik bir grubunu ağırladık. Ondan sonra yeni önümüzdeki olan gruplarımız var. Onları Allah izin verirse ağırlayacağız. Ve onlar da 500 üstü olan bir gruplarımız. Lakin etrafımızda yakınlarımız olan bir arkadaşlarımız var. Onlar da işte sünnet cemiyetleri, ne bileyim işte nikah gibi olan bir bölümler istiyorlar. Tabii, tabii, onları da seçici olarak tabii ki ağırlamaya çalışıyoruz. İstekleri karşılıyorsunuz. Kesinlikle. Pekala Gökhan Bey, bu başarının sırrı nedir? Şimdi Ceren Hanım, ilk başta dediğimiz gibi biz başarısızlığı zaten kabul etmiyoruz. Ve bu başarının en büyük sırrı da zaten mekanımızdan gelen misafirlerimizi ailemiz gibi gördüğümüzden kaynaklaşıyor. Yani nasıl diyelim bunu, bir örnek verelim değil mi yani? Örneğimiz de evimizde çoluk çocuğuma, eşime nasıl en güzel şekilde, bir en kaliteli bir şekilde yediriyorsak buranın da bir işletme müdürü olarak ben de Ömer Bey'in bana vermiş olduğu en güzel desteklerle gelen misafirlerimize ve ekibimizle beraber en kaliteli sunduğumuza inanıyoruz zaten. Bunu da bizim gelen müşterilerimiz ve gelen misafirlerimiz bunu biliyor. Yani daha iyi olacağını bir şeyi kesinlikle. Kesinlikle. Zaten siz daha çok görüyorsunuz. Tabii. Mekanımızda gezdiniz zaten. O yüzden daha iyi olacağına inanıyorum ama. Ama Ömer Bey'in demesi gibi kalifiye elemanla sıkıntı yaşadığımız zaman buradan mesaj olarak göndereyim. Hani bazen sıkıntılar tabii ki biz de yaşıyoruz. Diğer müesseseler gibi. Ve buradan direkt misafirlerimize bir direkt özür dileyebiliyorum yani. Hı hı. Ama gelen bütün misafirlerimizi inanın ki kendi ailemiz gibi hissediyoruz. Çok güzel. Burada zaten siz gelen müşterilerinizin konforuna da çok önem gösteriyorsunuz. Kesinlikle. Çocuklarıyla gelenler için çocuk parkı, ayrıca otopark alanımız var. Tabii ki. Terasınız mevcut. 3-4 bölümden oluşuyor zaten, evet. Burası çok büyük bir tesis. Siz Akyazı'nın en lider, en emin adımlarla ilerleyen firması haline gelmişsiniz. Teşekkür ederiz. Bundan dolayı da sizi tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Peki hala ileriye dönük hedeflerimiz neler? İleride sizleri nerelerde göreceğiz? İleriye dönük hedeflerimiz ise tamamen yine mekan üstüne, daha geniş bir konsepte, daha böyle bir ocakbaşı tarzı olarak, yani daha değişik olan bir ürünlerimizi sunarak, farklı bir konsepte yaklaşık 2020 veya 2021'e girerken zaten bunları müşterimiz görecek. Şimdi Gökhan Bey, burada bir de vazgeçilmezi kilo ile köfte, kilo ile kuzu. Hizmetimiz evet. Var. Biraz da bundan bahsedelim. Şimdi buna biz 2019 yılında bu faaliyete başladık. Kilo sektörüne de girdik. Burada kilo köfte, işte kilo lokum, kilo antrikot, kilo sırt ve bunların hepsi de sunumu farklı farklıdır. Bunların yanında da ekstra çok gizli ama harbiden dehşet bir tereyağlı ciğerimiz var. Bu tamamen o da bize bir özeldi. Ve şunu da söylemek istiyorum. Ciğerimiz de terbiyededir. Hani bazen şimdi bu programı izleyen arkadaşlar diyor ki, ciğerde terbiyeye girer mi? Kesinlikle. Ciğerimiz de terbiyede. Ve bunun mucidi tereyağlı. Ciğerin mucidi Ömer Bey'dir. Kesinlikle kendisine o konuda saygı duyuyorum. Ve ben ilk tattığımda Ömer'cim dedim, ellerine sağlık. Ben böyle bir lezzet yemedim dedim.
Ondan sonra ben de onu bastırmak amaçlı lokumu buldum. İşte tereyağlı ne bileyim antikonu sırtı buldum. O dedi ki, ya dedi Gökhan'cığım dedi, ellerine sağlık, ben de böyle bir lezzet tatmadım dedi. Evet. Ve bunu dedi misafirlerimize dedi, bir an önce tattıralım dedi. Ve biz bunu sunduğumuzda bu lokum olsun, ne bileyim işte antikot ve sırt jülyenleri olsun. İnanın ki misafirlerimiz gelirken, ya işte illa da gidelim bu tadı yiyin dercesine bir hareket gördük. Hoşumuza gitti tabii ki mekancı olarak. Allah izin verirse inşallah istikrarlı bir şekilde, en lezzetli bir şekilde küre işinde de herkeste bir numara olacağımıza adım gibi eminim. Tabii bu kadar ürünle sınırlı değiliz. Bunun tabii, tabii. Sıra vazgeçilmeniz tereyağlı İskender ve kuşbaşılı pideleriniz de mevcut. Tabii ki. Bunlar da sizin vazgeçilmez tatlarınız arasında. Yani aynen, bence doğru. En güzeli, yani bir şey severek yaptım her şey güzel oluyor, çıkıyor ortaya. Her şeyi severek yapacağız. Bir de sizin burada şeyiniz var. Hani siz böyle mesela işletme müdürlüğüne sahibi olarak değil de iki kardeş gibi. Evet evet tabii tabii. Birbirinize danışarak ilerliyorsunuz. Tabii. Çok güzel, ne kadar güzel. Biz aile, çünkü bir aileyiz. Bize de bunu istiyorsunuz. Peki hala buradan son olarak izleyicilerimize ve burada sizi ziyaret edecek olan misafirlerimize vermek istediğiniz mesajlarınızı sıradan almak istiyorum. İlk önce sizden alalım Ömer Bey. Yani ben demek istediğim tek Akyazı insana bize hizmet vermiyoruz tabii ki. Dışarıdan gelen misafirlerimiz, yani bu tarafa işi düşen, gelen kişilere bekleriz yani mekanımızı inşallah. Harika. Sizden de alalım. Ben de Ömer Bey gibi demek istiyorum. Yolundan geçen bütün misafirlerimizi muhakkak ki bekleriz. Dışarıdan gelen misafirlerimizi de bekleriz. Tabii. En güzel şekilde ağırlayacağımıza adımız gibi eminiz inşallah. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetinizden dolayı her ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Tabii. Hacı Oğulları Lahmacun Kebap Salonu olarak başarılarınızın katlanarak devam edin. Tabii, her zaman dediğimiz gibi Hacı Oğlu tercih doğru. Tabii. Evet, işte son haber izleyicileri. Bugün sizlere Sakarya'nın Akyazı ilçesinden seslendik. Hacı Oğulları Lahmacun Kebap'ın konuğuyduk. Kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız, sevdiklerinizle, ailenizle birlikte bu muhteşem tatları tatmak istiyorsanız bir kez olsun hepinizi buraya bekliyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarını bırakıyoruz.